Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Eylül 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Eylül ayı sizin için özellikle ilişkiler, geleceğe dair hedefleriniz, evlilik, ortaklıklar alanındaki bazı faaliyetlerinizi öne çıkarıyor ve bu anlamda çok dönüştürücü ve çok önemli olabilir bu ay. Ayın genel başlıklarına şöyle bir bakalım. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Güneş 22'sine kadar zaten Başak Burcu'nu aydınlatıyor. Mars 15'ine kadar yine Başak Burcu'nda ve 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçecek. Ay boyunca Merkür Terazi Burcu'nda olacak. Ve 21 Eylül'de burcunuzda, Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Evet, detaylara bakalım. Ayın 22'sine kadar Güneş ilişki evinizi aydınlatıyor Başak Burcu'nda. Mars da burada. Biraz da enerjiniz, mücadeleleriniz, ilişkiler ve özellikle ikili ilişkiler alanında olabilir. Zaman zaman biraz zorlanmalar da var burada. Özellikle 1-5 Eylül arasında her türlü önemli ilişkinizde, eşinizle ilişkilerde, partner ilişkilerinde, işbirliklerinde, ortaklıklarda Mars-Neptün karşıtlığı biraz zorlanmalar, belki mücadeleler yaratabilir, olumsuzluklar yaratabilir. Buna dikkat edelim. Çok duygusal davranmamak, çok dürtüsel davranmamak gerekiyor ya da çok hayalperest olmamak gerekiyor ilişki dinamiklerinde. Genel sağlığınıza da biraz dikkat edin tabii ki. Yani bazı alerjiler, sağlık sorunları, böyle kronik sorunlar olabilir. Sizin veya eşinizin, yani sizinle ilgili olmaz da eşinizle, partnerinizle ilgili olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek lazım. Biraz hani çok kendimizi yormamak, biraz dinlenmek, kendimize dikkat etmek gerekiyor. 7 Eylül'de Başak Burcu'nun 14 derecesinde güçlü bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay Uranüs'ten güzel bir üçgen açı alıyor. Aynı zamanda işte yeni ay sırasında Terazi Burcu'ndaki Venüs'ün Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le de güzel bir üçgeni var gökyüzünde. Bence verimli ve kendi içinde çok yapıcı bir yeni ay bu. Ve ilişki alanınıza tabii ki yeni bir kapı açabilir. Tabii ki bir yeni tanışma olabilir bu. Bir ilişki başlatabilir. Veya süregelen bir ilişkinizi daha uzun vadeli, daha güçlü, daha güvenli hale getirebilirsiniz. Yani bir evlilik kararı olabilir, evlilik teklifi olabilir. Başak yani iş ve hizmetle de alakalı olduğu için işbirlikleri, ortak çalışmalar, eşinizle yapılacak işler falan buralarda da güzel açılımlar getirebilir. Uranüs zaten hani sürpriz fikirler, yeni teklifler anlamına geliyor. Mesela eşinizle de güzel bir şeyler planlayabilirsiniz. Eşiniz size sürprizler yapabilir. Bir anda bir tatile götürebilir sizi. Belki hoşunuza gidecek bir sizin bir fikirle gelebilir. Yani ya da bir seyahatte ilginç biriyle tanışabilirsiniz. Bir anda böyle bir ilişkiler, ilişki dinamiklerinizde hızlı gelişmeler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 14 derece ve yakınlarında özellikle kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bunlar değişken burçlardaysa ve toprak burçlarında da etkileşimleriniz varsa bu etkiler, bu bahsettiğim etkiler çok daha güçlü bir şekilde kendini gösterebilir. Evet, 10 Eylül'den itibaren Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. 10 Eylül'den itibaren Venüs'ün o güzel ışınlarını alacaksınız. Biraz hani böyle romantizm, keyifler, sanatsal yaratıcılıklar falan buralarda Venüs etkisi devreye girmeye başlayacak. 12-13 Eylül'e biraz dikkat edelim. Güneş-Neptün karşıtlığı var. Neptün de burcunuzda. Biraz böyle aşırı hayalci, aşırı idealist yapabilir sizi. Böyle olunca da hayal kırıklıklarına, yanılgılara da açık olabiliyoruz. Özellikle ilişkilerde çok hayalci, çok idealist davranmayalım ve herhangi bir kişinin hani belki biraz hani duygusal davranabiliriz. Biraz aşırı fedakarlıklar, suistimaller, kandırılmalar da olabilir. Yani bunlara dikkat edelim. Bu enerjiyi aslında yaratıcı faaliyetlere, sanata, daha ruhsal, daha spiritüel konulara yönlendirebiliriz. O zaman çok verimli bir şekilde de kullanabiliriz. Evet, ayın 15'inden sonra Mars artık Terazi Burcu'na geçecek, Başak'tan ayrılacak ve ayın ikinci yarısında enerjimizi daha çok para konularına, alışverişler, harcamalar, bütçe işlerine falan odaklıyoruz. Biraz masraflar artabilir. Merkür de Terazi Burcu'nda, ay boyunca Terazi Burcu'nda aslında özellikle parayı düşündüğümüz bir ay. Planlar var, muhasebe işleri, ayarlamalar var, belki bir İşbirliği planımız var. Bununla ilgili kaynak araştırıyoruz. Yatırım, kredi konuları var. Ya da evlilik planlarımız var. Masraflar var. İşte onunla ilgili detaylar var. Yani bütçemizi şöyle bir gözden geçiriyoruz. Alacaklar, verecekler, harcamalar, masraflar, ödemeler, faturalar, bunların detaylarına özellikle önem verdiğimiz bir dönem.
Bütün bunlar olurken tabii ki para arayışları da olabilir ya da kendi kaynaklarınızı nasıl daha iyi değerlendirebiliriz gibi arayışları olabilir. Venüs 27'sine kadar Terazi burcunda ilerleyecek ama 27'sine gerilemeye başlayacak. Ve 19 Ekim'e kadar Merkür gerileyecek. Venüs dedim, pardon, Merkür 19'una kadar gerileyecek 27'sinden itibaren. Dolayısıyla özellikle bu para işleri, para hesapları, alışverişler, harcamalar, banka işleri, belki kredi işleri ya da ortaklı işlerdeki yatırımlarımız falan, bunları 27 Eylül'e kadar daha iyi analiz edebiliriz, daha iyi hesaplayabiliriz, daha iyi sonuç alabiliriz. Ya da en azından uzun vadeli bir şeylerse planlayabiliriz. 27 Eylül'den sonra tüm bu para işlerinde biraz gecikmeler olabilir, karışıklıklar olabilir yani. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. 21 Eylül'de burcunuzda, Balık burcunda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Evet, bu dolunay özellikle doğum günü, yani 17 Mart ile 21 Mart arası olan balık burçlarını ve yükselen burcu 28 derece ve yakınlarında olan yükselen balıkları çok etkileyebilir. Yine kişisel doğum haritalarınızda özellikle 28 derece ve yakınlarında değişken gezegenleriniz varsa onlar da tabii ki etkileri arttıracaktır. Şimdi dolunay özellikle burcumuzda oluyorsa bizimle ilgili, kendimizle ilgili çok önemli farkındalıktır. Yani hayatımızda olup bitenlerin biraz daha açığa çıkması, görünür hale gelmesiyle alakalı ya da özellikle hedeflerimizde belirli bir amaca ulaşmakla alakalı. Ve tabii ki önemli farkındalıklar, dönüşümler de olabilir hayatımızda. Yol ayrımları, dönüşümler de olabilir. Hani bunlar ilişkilerimizle de ilgili olabilir. Kariyerimizle de ilgili olabilir. Fiziksel imajımızla da, sağlığımızla da ilgili olabilir. Sağlık konularına tabii ki hassasiyetler yaratır. Yani dolunaylar sağlığı, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığı etkiler. Hani o yüzden bu hassasiyetlere de dikkat etmekte fayda var. Belki bir diyete başlayacaksınız dolunay sonrasında. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakacaksınız. Hayatınızı iyileştirmek adına bazı önemli kararlar alacaksınız. Ya da hayatınızda artık bitmesi gereken, geride kalmış bazı ilişkiler, bazı iş konuları. Hani bu dolunayda dönüşebilir. Şöyle bir değişimler olabilir. Ya da siz bunlarla ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Evet, dolunay etkileri ayın son 10 günü ve 6 Ekim'e kadar olan süreç aslında devam edecek. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiyor. Merkür de 27 Eylül'de gerilemeye başlayacak dedik. Ayın son günlerinde özellikle para konuları aydınlanıyor. Yani bütçemiz aydınlanıyor, parasal ihtiyaçlarımızı fark ediyoruz, borç alacak konuları, kredi konuları falan, bunlarla ilgili konular ya da eşimizin kaynakları, eşimizin parası falan, hisseli paralar. Yani bu alanlardaki konular gündemde. Ama Merkür Retrosu'na lütfen özellikle 27'sinden itibaren özellikle parayla ilgili konularda dikkat etmeye çalışalım. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.